Anneciğim, bu kılçıklar kayınvalidelere batarsa ne olacak? Onu da bilmem. Onu o zaman bilerek yazmıştı. Yeter Semra. Bu deniz börülcesi. Biliyorsunuz dün kılçık yüzünden bir sürü olay oldu. Bugün masada soracağım. Eve gelen misafirlerinize siz böyle mi davranıyorsunuz diyeceğim. Çok saygısız bir insan. Şimdi neye geçiyoruz? Patates püreme geçiyorum. Bonfileler ne durumda? Bonfile mi marinlemedim? Ben olmasam ne yapacaksın bilmiyorum. Sarımsaklar ne için? Etimin marinesi için. Etin marinesinde başka neler kullanacaksın? Zeytinyağı, sarımsak, süt, biraz da kekik. Benim ilk bunu yapacaktım ya. Geç de olsa ana yemeğe geçen yarışmacımız bonfileleri hazırladığı marine sosa buluyor. Teyzeciğim seni çok seviyorum. Başarılar. İnşallah yanıtlar. Sizi teşekkür ederim. Şimdi neye geçiyorsun Semra? Şimdi su böreğime geçtim. Nasıl yapacaksın gelin hanım? Şimdi suyumu atıyorum anne, çekil. Önce kaynar suya atıyoruz. Ardından soğuk suya atıp şokluyoruz. Aynen öyle, şoklayacağız. Bildiğimiz orijinal su böreğini yapıyorsun değil mi? Şu anda orijinali tabii ki, bunu herkes yapamaz. Görüyorsun sudan çıktığı halini. Suyunu süzüyorum, tepsime koyuyorum. Sıcak ve soğuk suda şoklanan yufkalar fırın tepsisine serildikten sonra üzerine yumurtalı sos sürülüyor. Böreği biz 5 çayında içiyoruz. Su böreğini. 5 çayında içeriz. Vanili karides tavada, su böreği yanında, nasıl olacak bilemem. Yarışmacımız su böreğinin ilk 3 kat hamurunu serip sosladıktan sonra peynirli maydanozlu harcı koyuyor. Semra, light peynir mi kullandın? Ya fark etmiyor ama böyle beyaz peynir buna yakışıyor. Su böreğinin peynirli maydanozlu harcından sonra üzeri sıcak ve soğuk suda şoklanan hamurla kapatılıyor. En üst katın hamurunu şoklamadan mı koyuyorsun? Aynen, suya koymadan koydum bunu. Neden şoklamadın? Çünkü üstü daha güzel pişsin diye. Böyle olmadığı zaman kızarma ihtimali, yani kuru oluyor. Bonfilelere süt koyacak mısın? Evet, sütümü hemen alıyorum buradan. Biraz yağda beklemesi gerekiyordu. Yağın içine neler koyduk? Kekik koyduk, sarımsak koyduk. Yumuşaması için de. Sütlerimizi koyuyoruz. Çorbama geçiyorum hemen. Anneciğim, üstün başın ne hale geldi öyle? İşte bunun terini, ekmeğini yiyeceğiz. Dünkü gelin üstünü bile değiştirememişti. O daha berbat bir şey. O daha kötü. Önlükle karşıladı bizi. Masa kurulu değildi. Eksik bir tüy, benim gelinimin tüyüne bahane ettiler. Bir tüy olaydı bari masanın üstünde ya, o da yoktu. Çorba için enginarları çıkaran yarışmacımız önce havuç rendeliyor. Çorbanın terbiyesinde ne kullanıyorsun? Yoğurt, un, yumurta. Yumurta, limon. Çorbamız bile çok meşakkatli. Evet. Çok. Çok uğraştırıcı bir çorba ama niye seçtim onu da anlamıyorum. Enginarı biliyorum. Zeytinyağlı olur. Garnitürlü olur işte. Çorbada olmaz. Bilmiyorum ya, bakar mısın? Bak kaymak gibi gidiyor ya. Kılçık, mılçık hiçbir şey yok ya. Çorba için rendelenen enginarlar havuçlarla birlikte kavruluyor. Terbiyesine limon sıkıldıktan sonra çırpılıyor. Halil sana evlenme teklif etti mi? Tabii ki de hayır. Gerçekten mi? Hadsiz. Etmedi evlenme teklifi falan. Sen söylemedin mi peki? Yok, vallahi demedi. Niye gı? Kıyamadım, o da akıl etmedi. Hazırlanan terbiye sıcak suyla ılıştırıldıktan sonra kavrulan havuç ve enginarlarla buluşuyor. Çorbanın kesilmemesi için karıştırılmaya devam etmesi gerek. Patates püresini ana yemeğin yanında verecektin değil mi? Evet. Püre için haşlanan patateslere kaşar rendelendikten sonra ezme işlemi başlıyor. Şimdi neye geçtin? Şimdi börülcenin sosunu hazırlıyorum. Börülcenin sosuna neler giriyor? Zeytinyağı, limon, sarımsak. Hepsini karıştıracağım, bekleteceğim. Deniz börülcesi. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Deniz börülcesi. O ne öyle? Sarımsak rendelenen börülcenin sosuna zeytinyağı eklendikten sonra limon suyu sıkılıyor. Ardından kadayıf dolmasının şerbeti hazırlanıyor. Gelin hanım, bir şey sorabilir miyim? Evet. Masada sana ciddi anlamda haksızlık yaparlarsa? Ciddi anlamda çok sinirlenirim. Hakkımı yedirtmem yani. Hakkımı yiyenden de nefret ederim. Yeşil salatanmış, iki deneyi doğranmışlar, takır 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 getirmişler. Abi o ne? Yapacaksın, el emeği yani, vereceksin. Yani, her dökeceksin benim gibi. Benim gibi pane, karides, hiç su böreği havada uçmaz. Bugünkü gelinimizin menüsünde de yeşil salata varmış. Dün de roko salatası vardı ama roko ile hiç alakası yoktu. Dünkü de yeşil salataydı.
Bugünkü de yeşil salata. Bugün karşımıza roko gelmesin sakın. Yarışmacımız yeşil salatayı da hazırladıktan sonra kadayıf dolması için kırdığı yumurtaları çırpıyor. Meşhur kadayıf dolmasına nihayet geçtik. Kadayıfları nasıl yapıyoruz? Çok kalın olmayacak zaten kadayıfımız çünkü içi pişmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden kısa tutacağız elimiz kadar. Taze kadayıflar cevizle sarıldıktan sonra çırpılmış yumurtaya bulanıyor. Ardından cam tepsiye sırayla yerleştiriliyor. Cevizleri saracak, kızartacak, şerbeti döküp getirecek. Çok basit. Şerbeti çok önemli, çok önemli. Güzel o kıvamında olacak şerbet. Şerbet güzel olursa güzel olur yani. Kaçar tane yapacaksın? Birer tane. Birer tane olmaz. Tatlı çok yenmez. Son kadayıf dolması da cam tepsiye girdikten sonra tatlımız pişmeye hazır. Anneciğim, dün gelini yarışan Suzan Hanım sence bugün nasıl gelecek? Hayır, benimle bir alakası yok. Hak ettiğini verdim. Yemeğini beğendiğini beğenmediğimi söyledim. Ha şu var ki Suzan Hanım sadece dedi. Hepimiz alındık. Biraz kaba bir tabir oldu. Elif Hanım'ın da tepki göstermesini gayet normal karşıladım, masadan kalkmasını. Sinirlendim yani, ben önüne muhatap olmak istemiyorum. Çok uğraştılar, eksik puan vermek için çok uğraştılar. Bir iki vereceklerdi herhalde. O kadar uğraştılar ki kendilerini yani sonda masadan da kalkıp gitti. Elif Hanım kalkıp gitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.